Bu videoda sizlerle birlikte Almanca günlük yaşamda en sık kullanılan 25 temel Almanca fiili öğreneceğiz ve bunlarla birer örnek cümle kuracağız. Her ne kadar kanalda bu videonun aynısı olsa da sizlerden gelen, ekranda yazılı hali olsa daha iyi olur talepleri üzerine bu videoyu tekrardan çekiyorum. Eğer siz de 25 temel Almanca fiili öğrenmek ve bunlarla ilgili birer örnek cümle duymak istiyorsanız haydi başlayalım. İlk fiilimiz sein. Sein. Bu fiil Almanca'da olmak anlamına gelir. Mutlu, yorgun, mutsuz, üzgün olduğunuz durumlarda bu fiili kullanabilirsiniz. Aynı zamanda konum belirtirken de yine bu fiili kullanmak mümkün. Örnek: Ich bin glücklich. Bu cümle mutluyum anlamına gelir. İkinci fiilimiz ise haben. Haben. Bu ise sahip olmak anlamına gelir. Eğer çocuğunuz varsa ya da evcil hayvanınız varsa, zamanınız varsa böyle bir durumda bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich habe eine Katze. Ich habe eine Katze. Bu bir kedim var anlamına gelen bir cümledir. Üçüncü fiilimiz ise kommen. Kommen. Bu fiil Almanca'da gelmek anlamına gelir. Örnek: Er ist gestern gekommen. Er ist gestern gekommen. Bu cümle o dün geldi anlamına gelir. Dördüncü fiilimiz ise bu fiilin tam zıttı olan gehen. Gehen fiilidir. Bu da gitmek anlamına gelir. Örnek: Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Bu cümle eve gidiyorum anlamına gelen bir cümledir. Beşinci fiilimiz ise fliegen. Fliegen. Bu fiil hem uçmak hem de gitmek anlamlarına gelir. Eğer bir yerden bir yere uçan bir araç vasıtasıyla gidiyorsanız o zaman fliegen fiilini kullanabilirsiniz. Örnek: Ich fliege morgen in die Schweiz. Ich fliege morgen in die Schweiz. Bu cümle yarın İsviçre'ye uçuyorum ya da yarın İsviçre'ye gidiyorum anlamına gelir. Burada fliegen fiili kullanıldığı için bu kişinin İsviçre'ye uçak ile gittiğini anlıyoruz ya da uçan bir vasıta ile diyebiliriz. Altıncı fiilimiz ise fahren. Fahren. Bu fiil ise sürmek ya da gitmek anlamına gelir. Bir yerden bir yere otobüs, tren gibi bir araç ile gidiyorsanız o zaman bu fiili kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aracı siz kendiniz kullandığınızda da yine bu fiil kullanın. Örnek: Meine Mutter fährt mit dem Zug zur Arbeit. Meine Mutter fährt mit dem Zug zur Arbeit. Bu cümle annem işe tren ile gider anlamına gelir. Burada treni kullanan annem değil, o sadece treni bir vasıta olarak kullanıyor. Diğer fiilimiz ise anrufen. Anrufen. Bu ise aramak anlamına gelen bir fiildir ve ayrılabilen bir fiildir. Bu aramak herhangi bir şeyi araştırmak ya da bulmaya çalışmak anlamında değil, birini telefonla aramayı temsil eden bir fiil. Örnek: Gestern hat dich angerufen. Gestern hat dich angerufen. Bu cümle o dün seni aradı anlamına gelir. Diğer fiilimiz ise finden. Finden. Bu ise bulmak anlamına gelir. Örnek: Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Bu cümle anahtarlarımı bulamıyorum anlamına gelir. Sıradaki fiilimiz essen. Essen. Bu ise yemek anlamına gelir. Örnek: Ich esse keinen Fisch. Ich esse keinen Fisch. Bu cümle balık yemiyorum anlamına gelir. Sıradaki fiilimiz trinken. Trinken. Bu ise içmek anlamına gelir. Örnek:
Ich trinke gern Milch. Ich trinke gern Milch. Bu cümle süt içmeyi severim anlamına gelir. Aufräumen. Aufräumen ise toplamak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Eğer ortalığı toparlıyorsanız bu durumda bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Räum bitte heute dein Zimmer auf. Räum bitte heute dein Zimmer auf. Bu cümle lütfen bugün odanı topla anlamına gelir. Putzen ise temizlemek demektir. Örnek: Meine Schwester hat heute ihre Wohnung geputzt. Meine Schwester hat heute ihre Wohnung geputzt. Bu cümle ise kız kardeşim bugün evini temizledi anlamına gelir. Arbeiten ise çalışmak anlamına gelen bir fiildir. Eğer bir işte çalışıyorsanız bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich muss am Wochenende arbeiten. Ich muss am Wochenende arbeiten. Bu cümle hafta sonu çalışmak zorundayım ya da hafta sonu çalışmam gerek anlamına gelen bir cümledir. Sıradaki fiilimiz lernen. Lernen. Bu ise öğrenmek ya da ders çalışmak anlamına gelir. Örnek: Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Bu cümle Almanca öğreniyorum anlamına gelir. Studieren fiili ise bir üniversitede öğrenim görmek, okumak anlamlarına gelir, ders çalışmak anlamına gelmez. Örnek: Ich studiere Deutsch. Ich studiere Deutsch. Bu cümle Almanca okuyorum anlamına gelir. Yani bu bir üniversitede Almanca bölümünü okuduğunuz anlamına gelen bir cümledir. Lesen ise okumak anlamına gelir. Fakat buradaki okumak bir dergi, kitap, gazete okumayı temsil eder. Örnek: Ich lese gern Krimis. Ich lese gern Krimis. Bu ise polisiye okumayı seviyorum anlamına gelen bir cümledir. Hören. Hören ise duymak anlamına gelir. Müzik ya da radyo dinlediğinizde bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich höre Radio während ich arbeite. Ich höre Radio während ich arbeite. Bu cümle çalışırken radyo dinlerim anlamına gelir. Schlafen ise uyumak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Gestern habe ich gut geschlafen. Gestern habe ich gut geschlafen. Bu cümle dün iyi uyudum anlamına gelir. Kochen. Kochen ise pişirmek anlamına gelir. Eğer ocakta bir yemek pişiriyorsanız o zaman bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich koche gesundes Essen. Ich koche gesundes Essen. Bu cümle sağlıklı yemekler pişiririm anlamına gelir. Bakın fiili de yine pişirmek anlamına gelir. Fakat bu fırında pişirmektir. Eğer pasta, börek, poğaça gibi şeyler yapıyorsanız o zaman bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich backe jeden Tag einen Kuchen. Ich backe jeden Tag einen Kuchen. Bu cümle her gün bir kek pişiririm anlamına gelir. Spielen ise oynamak ya da çalmak anlamına gelir. Eğer bir enstrüman çalıyorsanız bu durumda spielen fiilini kullanabilirsiniz. Örnek: Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Bu cümle piyano çalıyorum anlamına gelir. Sprechen. Sprechen ise konuşmak anlamına gelir. Eğer bir şey hakkında konuşuyorsanız, biriyle konuşuyorsanız ya da bir dil konuşuyorsanız o zaman bu fiili kullanabilirsiniz. Örnek: Ich muss heute mit meinem Chef sprechen. Ich muss heute mit meinem Chef sprechen. Bu cümle bugün müdürümle konuşmam gerekiyor anlamına gelir. Waschen yıkamak anlamına gelen bir fiildir. Eğer çamaşır yıkıyorsanız böyle bir durumda waschen fiilini kullanabilirsin.
Örnek: Die Wäsche wird gewaschen. Die Wäsche wird gewaschen. Son fiilimiz ise schreiben. Schreiben. Bu ise yazmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich muss heute einen Brief schreiben. Ich muss heute einen Brief schreiben. Bu cümle bugün bir mektup yazmam gerekiyor anlamına gelir. Bu videoda sizlerle birlikte Almanca günlük yaşamda en sık kullanılan 25 temel Almanca fiili öğrendik ve bunlarla birer örnek cümle kurduk. Bu videonun yazılı haline web sitemize ulaşabilirsiniz. Linkini ise yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Almanca günlük yaşamda en sık kullanılan 100 temel Almanca fiil için video sonunda bulunan kartı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.